Şu dosyamı ver. Var mı haklı? Geldi mi? Sen şurada dur, şu biten kağıtları sana vereyim ben. Evet, tamam mıyız Tuncay Bey? Değerli basın mensupları, bir parça yağmurlu havada sizi buraya yorduğumuz için öncelikle özür dileriz. Ama Türkiye'de bütün kamuoyunun merakla beklediği infaz yasasıyla ilgili, kamuoyunda af yasası diye bilinen yasanın hakkaniyete uymayan, adalete sığmayan kimi hükümleri için uzun ve çok titiz bir çalışmadan sonra bugün Yüksek Mahkeme'ye kimi maddeleriyle ilgili başvurularımızı biraz önce Anayasa Mahkemesi Sayın Genel Sekreterine teslim ettik. Hayırlı olsun öncelikle. Sayın basın mensupları, biz 22 Nisan 2020 tarihinde, yani yaklaşık 2 ay önce de Anayasa Mahkemesi'ne bu kamuoyunda af kanunu diye bilinen kanunla ilgili olarak bir şekil bakımından başvuru yapmış idik. Anayasanın 149. maddesi Anayasa Mahkemesi'nin bu şekil bakımından yapılan başvuruları öncelikle inceler ve karara bağlar hükmü anayasada yazılı ve çok açık olduğu halde şekil bakımından yaptığımız ve başvuru süresi de 10 günle sınırlı olduğu halde, ki biz 10 gün içerisinde yaptık. Bunun 10 günle sınırlı olması demek zaten bu işin ivedi görüşülmesinin de bir ön mesajı, ön kabulü, ön koşuludur. Bu başvurumuza 2 aydır bir sonuç alamamanın üzüntü ve endişesini de yaşadık. İşin doğrusu, anayasanın 148. maddesine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22 Nisan 2020'de yaptığı şekil bakımından la ilgili başvuruyu bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'nin bir karara bağlamış olması gerekirdi. Biz biraz da bu başvuruyu bugüne bırakmamızın sebebi, bu şekil bakımından başvurumuzun anayasanın 148. maddesine göre karara bağlanacağını olan umudumuzdu. Bir diğer gecikme sebebimiz de şudur. Kıldan ince, kılıçtan keskin sonuçları bakımından bir durumla karşı karşıyayız. Burada hakkaniyetlik noktasında, hakkaniyet noktasında kamu vicdanını, kamuoyunu zedelememe, incitmeme noktasında çok titiz bir çalışma yürüttüğümüzü de bu vesileyle belirtmek isterim. İki açıdan bugün başvuru yaptık değerli arkadaşlar. Birincisi, bu görüşülen kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzüğünün 92. maddesine çok açık bir aykırılık taşıdığı bakımından idi. Bunu biz hukuk dilinde eylemli iç tüzük ihlali diyoruz. Bu af, kamuoyunda af diye bilinen, infaz diye bilinen, denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede kimi indirimleri öngören kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün 92. maddesine göre af niteliği taşıdığı için kimi hükümlerinin hem o niteliği taşıyan maddelerin oylamasında 5/3 çoğunluk aranması gerekir, hem de tümünün oylamasında, tümünde af olmayan hususlar olmakla birlikte içinde af niteliği taşıyan maddeler olduğu için tümünün oylanmasında da 5/3 çoğunluğun kabul oyu açıkça gerekir der Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü. Bu kanunun oylamasında biliyorsunuz bu aranmadığı için burada açık bir eylemli iç tüzük ihlali olduğunu bugün verdiğimiz dilekçede ortaya koyduk. Diğer bir bakış açımız, perspektifimiz de bugünkü başvurumuzda içerik ve hakkaniyetlik ilkesi bakımından da gördüğümüz olumsuzluklardır. Değerli arkadaşlar, dilekçe içeriğine girmeden aracılığınızla kamuoyuna şu bilgiyi paylaşmak isterim. Türkiye büyük, buraya yağmur yağıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne fezleke yağıyor. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bakın altını çiziyorum, sadece ve sadece 27. dönem, yani 2 yıllık bir süre için, yani 24 Haziran 2018'den bugüne kadar 189 milletvekilimizle ilgili 1000'i aşkın suç duyurusu, fezleke, suç dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Normal bir ülkede bir milletvekili hakkında bir fezleke, bir suç duyurusu yapıldığı zaman bütün Türkiye dikkati
oraya yönlenmesi lazım. Milletvekili ne suç işledi acaba diye. Fakat yargı öyle bir hale geldi ki bir ülkede 2 yılda 189 milletvekili savcılara göre, sarayın vesayetine teslim olmuş savcılara göre 2 yılda 189 milletvekili bini aşkın suç işlemiş iddia ediyor savcılar. Bu garip bir durum değerli arkadaşlar. Bu yargının geldiği nokta bakımından, yargının hali bakımından üstünde çok derin düşünülmesi gereken bir durum. Tabii burada mesele şudur. Tabii Erdoğan kendisine karşı olan herkesi terörist olarak itham edip yaftaladığı için onun basınç ve tahakkümündeki savcılar da Erdoğan'a karşı olan, Erdoğan'ı eleştiren, Erdoğan'a biat etmeyen, düşüncelerini yazan, açıklayan, slogan atan, tweet atan, Facebook'tan, efendim Twitter'dan paylaşan herkesle ilgili ve miting yapan, gösteri yapan herkesle ilgili terör örgütüyle ilişkiden dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne fezleke gönderiyorlar. Buradan yargıya seslenmek istiyorum. Bir ülkenin parlamentosunda toplamı 600 olan milletvekili sayısının 189'u, yani her 3 milletvekilinden biri savcılara göre, Erdoğan'ın vesayetindeki savcılara göre suç işlemiş. Suç sayısı da bir tane değil. 189 milletvekili bini aşkın suç işlemiş. Güya tırnak içinde. Bunu da yargının ve savcıların geldiği durum bakımından kamuoyumuzun dikkatine sunuyorum. Şimdi iddia, mesela gazetecilerin casusluk iddiaları var. Muhalif gazeteciler casuslukla suçlanıyorlar. Devlet sırrı bu kadar ortalığa nasıl düşer? Devletin önemli sırları bu şekilde ortalıkta nasıl saçılır da Erdoğan'a muhalif olan gazeteciler casuslukla suçlanır? Merak ediyorum. Yalnız Erdoğan'a bir hatırlatmayı buradan yapmak istiyorum. Almanya'da Willy Brandt danışmanının Doğu Almanya casusu çıkması üzerine istifa etti. İstifa etti. Willy Brandt danışmanının Doğu Almanya casusu çıkması üzerine istifa etti. Ben şimdi merak ediyorum, Erdoğan'ın emrindekilerin danışmanlar, yaverler dahil yarısı ya FETÖ'cü çıktı ya terörist çıktı. Ama Erdoğan da bu konuda bu erdemi maalesef görmek mümkün değil. Değerli arkadaşlar, bugünkü mahkemeye gelişimizin esasını teknik olarak şöyle izah etmek mümkün. Türkiye şunu zannetmesin. Cumhuriyet Halk Partisi bu başvuruyla eli kanlı teröristlerin de tahliye edilmesini istiyor, zannedilmesin. Biraz sonra kimlerin tahliyesini istediğimizi söyleyeceğim. Biz bu başvuruyla herkes için uygulanan bu infaz, denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme indiriminde terörle mücadele kanununun 7. maddesinin 2. fıkrasına girenlerin de yararlanmasını istedik. İsteyen açıp bakabilir. Biz bu başvuruda Türk Ceza Kanunu'nun 314. maddesinin 3. fıkrasından ceza alanların da denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmeden yararlanmasını istedik. Biz gene bu başvuruda Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 6. 7. ve 8. fıkralarından hüküm giymiş olanların da bundan yararlanmasını istedik. Yani şunu söyledik. Düşüncesini Twitter yoluyla, Facebook yoluyla, görsel ve yazılı medya yoluyla ifade edenler bundan yararlansın dedik. Hırsız, arsız, uğursuz, darpçı, gaspçı infaz indiriminden yararlanırken düşündüğünü, düşüncesini Twitter'dan yayınlayanın bu indirimden yararlanmaması hakkaniyetlik ilkesine uymaz dedik. Mitinge katılma, toplantı yapma, kitap yazma, hatta basılmamış kitaptan ceza alanlar bu indirimden yararlansın dedik. Yani hırsızın yararlandığı indirimden gazeteciler yararlansın dedik. Darpçının, gaspçının, arsızın yararlandığı indirimden yazarlar ve düşüncesini ifade edenler yararlansın dedik. Türkiye'de neden bu kadar çok terör soruşturması açılıyor? Merak ediyoruz. Batı'da terör soruşturması 3 şekilde açılıyor. 1. Yani yapılan iş silahlı faaliyeti överse, söylenen söz, düşünce, yazı silahlı terör faaliyetini övüyorsa, evet, bu terör suçundan yargılanabilir. Yapılan iş, düşünce, yazı, her neyse, konuşma sonrası toplumda açık bir tehdit oluşturursa, tehlike oluşturursa bu terör suçu sayılır. Batı'da bu böyle, Türkiye'de böyle değil. Yapılan iş terörün amacını meşru gösterecek bir hal içeriyorsa
Bu da terör suçu sayılabilir. Ama değerli arkadaşlar, insanların düşüncesini söylediği için, bir gazetede olan bir gerçek bir haberi yazdıkları için, haber yaptıkları için, haber yapman yolundayken, daha haberi yapmamışken insanları tutuklar ve hükümlendirirseniz bunların terörle ilişkilendirilmesini doğru bulmuyoruz. Özetle bu denetimli serbestlik ve koşullu salıverilmede Cumhuriyet Halk Partisi'nin başvurusunda terör örgütü kurucusu, yöneticisi ve üyeleriyle ilgili bir içerik yoktur. Yani bizim başvurumuzda terör örgütü kurucular için, yöneticileri ve üyeleri için bir indirim talep edilmemiştir. Bununla beraber kasten öldürme neticesi sebebiyle ağır yaralama için, işkence suçları için, cinsel saldırı suçları için, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar için, özel hayata ve hayatın gizliliği alanına karşı suçlar için, uyuşturucu ve uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu için, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları hariç olmak üzere bu saydıklarım yararlanmasın denetimli serbestlikten ve koşullu salıverilmeden. Bu suçların dışındaki denetimli serbestlik oranı 2/3'ten 1/2'ye insin diye başvurumuzu yaptık. Altını tekrar çiziyorum. Uyuşturucu baronlarına, terör örgütü kurucu, yönetici ve üyelerine, kadına ve çocuğa cinsel taciz ve tecavüzde bulunanlara, kasten adam öldürenlere, işkence suçlularına, devlet sırlarına karşı işlenen suçlarda, casusluk suçlarında infaz indiriminin muaf tutulmasını, kanunda muaf tutulmasını, bunların indirimden yararlanmamasını yüksek mahkemeye taşımadık. Ancak biraz önce söylediğim gibi tekrar altını çiziyorum. Terörle mücadele kanununun 7'ye 2'sini, 220 sayılı TCK'nın 6/7/8'ini ve TCK 314'ün 3. fıkrasından dolayı hüküm giymiş insanların da bu infaz indiriminden yararlanmasını düşünüyoruz. Bunun dışındaki ayrıntılarla sizi çok boğmak istemem ama açık cezaevine ayrılma ya da ayrılmama konusunun yönetmelikle düzenlenmesini mahkemeye getirdik. Bir mahkumun açık cezaevine geçmesini kanunla düzenlemeliyiz. Yönetmeliği doğru bulmuyoruz. İstinaf ya da temyiz sürerken adli kontrol uygulamasının ilk derece mahkeme tarafından kaldırılmasını doğru bulmuyoruz. Çünkü konu ilk dereceden çıkmış istinafta ya da yargıtaydayken adli kontrolle dışarıda bulunan birini tekrar cezaevine göndermek istinafın ya da yargıtayın işidir dedik. Hükümlü ve tutukluların mahkemedeki tutumuyla tutumunu cezaevindeki tutumu gibi değerlendirip disiplin işlemi yapılmasını doğru bulmuyoruz. Hükümlünün cezaevi kurallarına uyması zorunluluktur elbette. Oradaki kural dışılık için disiplin işlemi yapılabilir ama hükümlünün mahkeme salonunda kendini savunduğu için örneğin sesini yükseltmesinin, elini bir yere vurmasının bilemiyorum onları ama bunun cezaevinde yapılmış bir disiplinsizlik gibi değerlendirilmesini de doğru bulmuyoruz. Bununla beraber kütüphanelerden yararlanma konusuna hükümlü ve tutuklar için ağır kısıtlamalar geldi. Bunları mahkemeye taşıdık. Hükümlü ve tutukluların basın ilan kurumunun ilan vermediği gazeteleri okuyamamasını ki Cumhuriyet Gazetesi'ne basın ilan kurumu 35 gün ceza vermişti. Okuyamamasını da bunun da bir hak ihlali olduğunu gene yüksek mahkemeye taşıdık. Denetimli serbestlikten dışarıdasınız. Bir başka konuda bir savcı hakkınızda soruşturma açtı. Sizi infaz hakimi cezaevine sokuyor. Soruşturma açılmış, tutuklamanız talep edilmemişken bir denetimli serbestlik hakkınızı kullanırken infaz hakiminin sizi apar topar tekrar cezaevine sokmasını da aynı şekilde anayasaya aykırı bulduk değerli arkadaşlar. Tekrar altını çiziyorum. Biz 314'ün 3'ü, terörle mücadele kanununun 7. maddesinin 2. fıkrası ve Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesinin 6, 7 ve 8. fıkraları bakımından bu suçlardan hüküm giyen insanların da diğer suçlarla birlikte, diğer hükümlerle birlikte denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme indiriminden yararlanmasını hakkaniyetin bir gereği görüyoruz. Türk terörle mücadele kapsamındaki tüm suçlarda koşullu salıverilme oranı
3 bölü 4'tür. Biz 7 ve 7'ye 2 bakımından bunun da aşağı düşürülmesini önerdik. Yani itiraz ettik. Başvurumuzun esası budur. Altını tekrar çizerek belirtmek istiyorum. Düşünenin hapiste, hırsızlık yapanın dışarıda olduğu bir hukuk sistemi hakkaniyetli değildir. Düşüncesini açıklamaktan başka hiçbir kusur olmayan insanın cezaevinde hüküm giymesi ama sokakta yürüyen bir kadının çantasını kaparken o kadının kolunu kesen insanın dışarıda çıkması hakkaniyetli değildir. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Askerimize, polisimize kurşun sıkan, sıktıran, Mehmetçiğimizin geçtiği güzergaha bomba koyan, yerleştiren, EYT yükleyen teröristlerle ilgili bir başvuru Cumhuriyet Halk Partisi'nin metninde yoktur. Ama gazetecilerin, yazarların, düş siyasetçilerin, velhasıl Erdoğan'ı eleştirenlerin basınç altındaki hakim ve savcılar tarafından terörle ilişkilendirilerek cezaevine konulmuş olmalarının hakkaniyetsizliğini görüyoruz, biliyoruz ve bunların da bu denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme indiriminden yararlanmalarını anayasanın eşitlik ilkesine göre bir zaruret görüyoruz. Başvurumuzun mahiyeti budur. Çok teşekkür ediyorum. Kaç madde efendim? 63 maddelik paketi. Sanıyorum 14. 14 müydü Levent Bey? 14 14 madde. Söyleyeyim onları size. Söyleyeyim. Basın 4. kuvvet söylemesek olmaz. Madde 15, madde 16, madde 18, madde 23, madde 25, efendim madde 31, madde 32, madde 37, madde 46, madde 48 ve geçici madde 6 olmak üzere sanıyorum 14 maddeyle ilgili başvurumuzu Anayasa Mahkememize yaptık. Umarım ve dilerim bir hak ihlalinin, bir hakkaniyetsizliğin daha uzun sürmemesi için tıpkı 20 Nisan'da yaptığımız başvuruyu geciktirdiği gibi Yüksek Mahkeme'nin bu başvurumuzu uzun süre geciktirmesinin de büyük hak kayıplarına yol açacağı gerçeğinin bilincinde olur diye umut ediyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Peki, iyi çalışmalar.